Elazığ'ın kendine özgü makamlarından biri olan Harput makamı yaşatılmaya devam ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinin, her şehrinin kendine özgü ve özel bir müzik icrası var. Harput, 1085 yılında Türklerin eline geçmesiyle birlikte cami, medrese, türbe ve saray gibi kurumlar yapılarak hızla şehirleşmeye ve önemli bir kültür merkezi olmaya başladı. Bu kurumlarda çok sayıda mutasavvıf, derviş, aşık, ilim adamı ve sanatkar yetişti. Bu sanatçılar Harput kültürüyle Türk-İslam kültürünün birleşiminden oluşan eserler verdi. Harput müziği ise Türk halk müziği ile Türk sanat müziğinin senteziyle kendine özgü çalgıları, makamları ve icra sırasındaki kuralları ile özel bir tür. Bu müziklerle birlikte ortaya çıkan makamlar ise Harput'a özgüdür. Harput'a özgü bazı makamlar Harput makamı, Elezber makamı, İbrahimiye makamı, Tecniz makamı gibi makamlardır. Bu makamlarda okunan sela ve sureler Elazığlı vatandaşlar tarafından sevilerek dinleniyor. Harput makamının en iyi temsilcilerinden biri olan emekli müezzin Mevlüt Genç ise makamı yaşatmaya devam ediyor. As-salatu es-selam aleyk ya seyyidena. Genç çocukluk yıllarında hafızlık yaparken Hafız Osman Öğe'nin Harput makamında Kaf suresini okumasıyla bu yöne ilgisinin başladığını söyledi. Ramme yetesâelûn anin nebe'il azîmillezî hum fîhî muhtelifûn. Mevlüt Genç, makamı kulaktan duyarak öğrenip kendini geliştirerek sela ve sureler okuyor. Böyle bir medrese görmedim yani, makam dersi bunlar üzerine görmedim. Ben çok şeylere gittim makam öğrenmek için. Seminerlere, uzun seminerlere gittim. 3 ay, 3,5 ay, 2 ay, 1 ay. Efendime söyleyeyim ama bunun bir talimini, terbiyesini görmedim bu harputla ilgili makamların. Kulaktan dolma. Kulaktan dolma yaptım ama beğenildi. Halk tarafından, Elazığlılar tarafından beğenildi. Ve bu makamı da ben hafızlık yaptığım yıllarda, efendime söyleyeyim, hafız, Köganklı Hafız Osman Öge, siz de bilirsiniz merhum. O cuma günleri İhsaniye Camii'nde cuma namazından önce Kaf suresini okurdu.